Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Ben kamera önünde dış ses. Böylece iç ses oldum. kahve molası Bimeli EDK ile 10 dakikanın 5. bölümündeyiz. 5. bölümündeyiz. Bu bölümde maile bir bölüm çekelim dedik. Sevgili eşim Tiraje ile beraberiz. Yani bizim kod adımız The Önders. Bana sorularım var diye duydum. Evet, her zaman olacak. Ben bir şey söyleyeceğim önce onu, bir hani böyle girizgah gibi de olsun. Birazcık aslında markanın, Keller Williams'ın hikaye anlatıcılık vasfına dair kafamda böyle söyleyeceğim notlarım var. Tamam, güzel. Sadece ortaya bunu bilgi olarak koydum. Tamam, ben bir o zaman girizgahı yapıyorum, sonra topu sana atacağım. Şimdi, aslında 5. bölüm, 5 bölümdür bir adım atıyoruz, bir yola girdik ve devam ediyoruz. Güzel de gidiyor her şey, çok da ilgi gördü, bizim de böyle hoşumuza gidiyor bu, gurur veriyor bize. Keller Williams kültürü çok değerli ve çok önemli. Yani bütün dünyayı ve bizi bir arada tutan ana kültür, bu kültür maddeleri aslında. Bu kültür maddeleri içinde en önemli, benim de dikkatimi çeken konu ailemiz her şeyden önemlidir maddesi var. Yani önce aile gelir. Önce ben başladım Keller Williams'a ve biz bu aile kavramını o kadar içselleştirdik ve birlikte adım atmaya başladık ki bir zaman sonra Kıvanç da Keller Williams ailesine dahil oldu ve biz aile olarak işin içinde olmamız bize aslında hızlı, yani 1+1=2 değil, 2.5-3 katı hızlandırdı. Çünkü gerçekten bütün hayatımız boyunca, bütün gün saatlerimiz bu işle ilgili geçiyor. Sana topu atayım. Yani bu noktada mutlu musun, mutsuz musun? Yani seni bu noktada şey yapan... Nereden baktığına göre değişiyor musun cevabı? Şöyle ya, ben demin söylediğim yerle bağlantılı bir halde götüreyim o zaman. Şimdi, kurum kültürlerinin önemli olduğuna inanan bir insanım. Hikaye anlatıcılığını bu yüzden söyledim de az önce. Günün sonunda satılan bir ürün var. Bu ürün araba da olabilirdi. Bu örnekte gayrimenkul, emlak. Ha, evet, hacmi büyük bir şey. Yani muhtemelen insanların hayatlarında aldıkları en büyük, tek kalemde para harcadıkları en büyük yatırım ürünü diyelim. Bir gayrimenkuldür. Dolayısıyla satış işi olmasına rağmen satılan malın fiyatından dolayı bir farklı bir algısı var. Şimdi Keller Williams'taki espri bana sorarsan şöyle bir şey. Ürünün ne olduğunu biraz geriye çekip, aslında bu bir satıştır ve bu satışın da önünde bir takım kavramlar vardır, kavram, değerler vardır. Değerler, kurallar, ilkeler, kültürler, kültür daha doğrusu taşıyıcı kolonlar aslında. Bakıldığı zaman devasa bir yapı, dünyanın şu anda açık ara birinci sıradaki gayrimenkul pazarlama ve satış şirketi. 190 bine yakın insan var bu yapının içerisinde. Bunun 15 bini Amerika kıtası dışında, 15 bin içerisinde 2500 aşağı yukarı Türkiye'de. Bizde, evet. Dev bir yapı. Hatta geçenlerde Orlando'da Family Reunion vardı. Evet, evet. 15-16 bin kişi zannediyorum oradaydı. Bu çok büyük bir şey. Yani 15-16 bin kişinin Amerika'da bir eyalette toplanabiliyor, bir şehirde toplanabiliyor ve gerçekten çok etkili ve başarılı bir toplantı yapabiliyor olması gerçekten başka bir güç. Normalde bu kadar insanı bir araya toplamak, yani üzerine para versen ve gelin desen dahi zordur. Demek ki bir tutkal bir unsur var ki bu insanlar bir araya geliyor. Bu önemli. Bunlardan bir tanesi de aile mefhumu. Zaten makroda çok büyük rakamlar, çok büyük adetler, sayılar, paralar konuşuluyorken mikroda her zaman o değerleri muhafaza etmeyi önceliyor, bunu öneriyor, salık veriyor ve konuşulmasında talep ediyor aslında marka alttan alta. Evet. Dolayısıyla o birleştiricilik mefhumu buradan doğuyor bence. Amerika'da bu tarz aile yapıları ve şirketleri çok önde gidiyor. Aslında Türkiye'de çok az değil mi? Nadir. İzmir'de ben Tuncel'leri biliyorum. Mesela hep diyalogdayız zaten. Yani karı koca aynı işte, hani keyifle, hani şevkle, zevkle ve birbirlerini kendilerini büyüterek, şirketlerini büyüterek çalışabiliyor olması nadir görülen bir şeydir. Ama çok da doğru tandemi yakaladığınız zaman çok da büyüten bir şeydir. İleri götüren bir ivmesi vardır. Evet, yani bence mesela şöyle bir şey var. İşin kendisi kendisinden 24 saat konuşturan bir iş. İyi ki ve ne yazık ki. Dolayısıyla aile içerisinde sürekli iş konuşuyor olmak
Yani bazen iyi, bazen de kendi kendimize şey diyoruz biliyorsun. Evet, sen yok, artık iş konuşmayacağız. Hayır hayır, bu akşam asla iş konuşmayacağız diyoruz. Deyip ne yapıyoruz? 5 dakika sonra, kaldığımız yerden diyorsun. Devam ediyoruz. Aslında bir, alttan alta bir şey de var, bir eğlenceli tarafı da var. Evet, o yüzden konuşuyoruz evet, zaten. Evet. Dediğim gibi yani konuşturuyor, iş kendisinden konuşturan bir iş. Evde bunu konuşuyor olmak aslında şöyle bir şey beraberini getiriyor. Sürekli kazan fıkırdıyor. Yani kopmuyorsun temadan hiçbir zaman. Evet. Sürekli raydasın, sürekli hattasın. Evet. O durumda demin dediğin şeyi getiriyor aslında. 1 artı 1 2 değil, 1 artı 1 işte atıyorum 3.75 ediyor belki. Evet. Bir bu. İkincisi de geçen bir yerde daha söylemiştik bu söyleyeceğimi. Rahat, tırnak içerisinde söylüyorum, kavga edebiliyor olmak. Yani normalde evet, iş evet, arkadaşınla etmeyeceğin, edemeyeceğin ya da etmek istemeyeceğin ölçekte tartışmaları. Evet, içinde tutacağın, işte böyle biraz zorlanacağın ama böyle hafif arayı soğutmaya çalışacağın falan durumlar olup aslında çözülme yaratabilirsin iş ortağınla ve iş arkadaşın. Ama karı koca olduğun vakit bu çözülmenin dışında rahat tartışabiliyorsun. Çünkü biliyorsun karşı tarafın zaaflarını, şeylerini çok iyi tanıdığın zaman ona göre davranıyorsun. Nereye kadar çekebileceğini, evet, nerede bırakman gerektiğini hissediyorsun. O evet, yani işe dair faydalı bir şey oluyor aslında evet, günün sonunda. Evet. O zaman ben burada bir yorum yapabilir miyim? Tabii Aslı Hanım. Ben Kıvanç Bey'in yerine geçmiş gibi oldum ama şimdi izliyorum keyifle. O zaman biz danışman arkadaşlarımıza eşlerini çekinmeden kelebeğimize davet edin diyebilir miyiz? Kesin deriz. Ve çok doğru yatırımlar da yapacak. Mesela benim katkı payımda Kıvanç var. Evet. O yüzden de çok doğru bir yatırım yaptığıma inanıyorum. Evet. Bir zaman sonra ben çekileceğim ve tamam. Kıvanç'ı yok, yok yapmayacağım öyle bir şey söz. Yani yapısal anlamda aslında yani bu yapının içerisine eşler dahil olsun mu olmasın mı? Belki ses gelmemiştir diye şey yapıyorum. Evet olsunlar. Bu arada şöyle bir şey daha var, bunu da söyleyelim. Aslında matematik olarak da bunun bir getirisi var. Katkı payı sistemi içerisinde eş olarak bir zincir kurmak normalde getirden daha fazla getiri sağlıyor. Evet, evet. Detayına girmiyorum çünkü biraz evet, matematik işi var orada. Fakat bu önemli. Konunun başına geri döneceğim ben. Bir şey, o değerler, ilkelerden bahsediyorduk. Markanın bir tavır ortaya koyma beklentisi, talebi var. O da önemli. Aklımdaydı, not olarak yazmıştım. Şöyle ki, bir duruş olsun istiyor, bir tavır olsun istiyor. Yani nasıl diyelim, hani bir danışılan bir kişi ol istiyor. Aracılık yapan evet, kişi değil, emlakçı danışılan değil, kişi ol evet, istiyor. Danışman ol istiyor, evet. Bu da yani geriye doğru tekrar filmi taşıdığınız zaman da bir özgüven, bir duruş, bir şey ne diyelim, iki ayağın üzerine sağlam basma. Evet. Bunları şey yapıyor. Şimdi aile olarak işin içine girdiğin zaman bu bir kat daha şey oluyor, pekişiyor. Çünkü böyle kol kola yürüdüğün bir hani ne diyelim, cepheye beraber yürüdüğün biri varmışçasına oluyor. Tavır ortaya koymak gereken noktada da normale kıyasla daha rahat tavır ortaya koyabiliyorsun. Evet. Şimdi bu benim aklıma not olarak yazdığım bir şeydi. Söylemeden geçmeyeyim dedim. Şimdi dış ses olarak dakikayı da ben gözetiyorum biliyorsun. Evet, kesinlikle. Tahmin ediyorum 10 dakikalar yaklaşmışızdır. Hani çünkü sazı aldık mı gideriz 13-15'e varır iş. O yüzden emlakçılar maalesef ki böyleyiz. Hepimiz. O yüzden katıldığım için çok teşekkür ediyorum. Evet, harika. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.